Rezan Bey, merhabalar, hoş geldiniz Merhaba, iyi yayınlar. yayınımıza. Şimdi ilk olarak şunu soracağım tabii. İddianame hazırlandı ve canavarca hisse tasarlayarak adam öldürme suçundan bir iddianame ortaya çıktı. Tabii bugün çok gündem oldu. Türkiye'nin ana gündemi şu anda Emine Bulut ve o sözleri çok sarsıcı oldu herkes açısından. Ve tamamen gündem bunun üzerine, bütün açıklamalar bunun üzerine. Ne düşünüyorsunuz iddianame ile ilgili? Tabii eylem sabit, görüntü ve kayıtlarla da sabit. Suç aleti ortada, fail tespit edilmiş, zaten suçunu da ikrar etmiş. Canavarca hisle, onlarca vahşice bir cinayet. Henüz müşterek çocuğun yanında onun zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimini, menfaatlerini, yarınlarını, umutlarını ve geleceğini düşünmeden böyle insan olma vasfına aykırı bir cinayet işlenmiş. Tabii iddianamenin hızlı ve süratli gelmesi çok normal. Tabii çünkü artık fail belli, deliller belli, eylem sabit. Yani dosyanın müracaatı ortada. Dosya tekemmül etmiş, iddianame gelmiş. Burada Türk Ceza Kanunu 82. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli bir davanın açılması da son derece normal diye düşünüyorum. Olması gereken de buydu. Makul biliyorsunuz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, idam cezasının yerine ikame edilen 25'ten sonra bizim Türk Ceza Kanunumuzdaki ve 5275 sayılı ceza mühimmatlerinin infazı altında kanunumuzdaki en ağır ceza. Ve tek kişilik hücrede kalıyorsunuz ömür boyu. Haftada bir 10 dakika ancak yakınlarınızla görüşebiliyorsunuz. 15 günde bir ancak görüşebiliyorsunuz herkese. Dolayısıyla sıkı infaz rejim usullerine tabi bir ceza. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli yargılanacak. Bir de kamuoyuna yansıyan beyanlarında bir pişmanlık ifadesi de yok. Türk Ceza Kanunu 62. maddesindeki bu meşhur takdir indirim sebeplerinde bir yargılamanın sefahat sırasında ben tatbik edileceği kanaatinde değilim. Çünkü failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılamadan sonraki tutum ve davranışları, eylemden sonraki tutum ve davranışları, özellikle erteleme grubunun hükmün açıklanmasının geri bırakılması grubunun ve 62. maddenin takdir indirim sebeplerinin subjektif şartı olarak kabul ettiğimiz pişmanlık olgusu da olmadığı için kuvvetle muhtemel bir 62 uygulaması da olmayacaktır ve kamu vicdanını rahatsız eden bu olay nedeniyle bir ağırlaşmış müebbet hapis cezası gelecektir. Ama meselenin özüne inersek biz tabii yıllardır bu konuyu Türkiye'de konuşuyoruz. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerini. Biz de 74 tane kadına şiddet, kadın cinayet dosyasına sosyal sorumluluk projesi var, bakıyoruz. 2009'da Münevver Kavulu cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Evet, simge Orada olan bir da 74 davaydı tane aslında. 74 tane bıçak kesisi, beşi müfreden öldürüldüğü, ölmeden önce testlerinin kullanıldığı, o da insanı insan olma vasfına aykırı bir cinayetti. O günden bugüne yazılı görsel basında, kitle iletişim araçlarında, üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde, bütün mülakatlarımızda, panellerde hep bir şeyin altını çiziyoruz. Bu şiddet ve kadın cinayeti olgusuyla yetinesak kararlı bir mücadeleye ihtiyaç var. Yani burada basının kullanmış olduğu dil, uslup, tam tutumda sivil toplum örgütlerinin reaksiyonundan ve parlamentonun yasa yapma sürecine kadar çok ciddi sıkıntılar var. Zaten Türk yargısında meşhur Türk Ceza Kanunu 9. maddesindeki haksız tahrik ve 62. maddesindeki takdir indirim sebepleri travması var. Bunlar ciddi paradokslar. Yani kıskandım, öldürdüm, açık giyinmişti, öldürdüm. Evlenmeden önceki kızlık soyadını kullanıyordu, öldürdüm. İzlediğim açık filmdeki bir hanımefendiye benzettim, öldürdüm deyip Türkiye'nin dört bir yanında ilk derece mahkemelerinde haksız tahrik indirimi alan sanıklar var. Sadece tanık ifadelerini kutsayarak Türk Ceza Kanunu 9. maddesini uygulayan mahkemeler var. Burada bir standartizasyon yok. Tabii kara Avrupa'sından Anglo-Sakson ülkelerinde de bu kurum var ama bizdeki gibi otomatik uygulanmıyor. Ya da yargılamanın kafa sırasında adaletin becerisine katkı sunmamış, maddi gerçeği ortaya çıkarmamış, hep gerçek dışı beyanda bulunmuş ama son duruşmaya gelip pişmanım dediği için otomatik Türk Ceza Kanunu 62 bu iyi hal indirimi denilen takdir indirim sebepleri uygulanan sanıklar var. Böyle olunca müebbetten haksız tahrik 12 yıl, takdir indirim sebepleriyle 10 yıl, şartla salıverme kurumuna bakarsanız 7 yıl, 1 yıl denetimli serbestlik 6 yıl, bir kasten öldürme suçunun neticesinde 6 yıl cezaevinde kalan bir hükümlünün 6 yıl sonra topluma karışması ister istemez ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi ve amacı olan ıslah ve rehabilitasyon amacının gerçekleşmediğine ilişkin soru işaretlerini ortaya çıkarıyor. Hal böyleyken bu kadına şiddet ve kadın cinayeti Türkiye'nin temel yarasıdır. Magazinel dürtülere, sansasyonel kaygılara, kişisel çıkarlara
kurban edilmeyecek bir meseledir, siyaset üstü bir meseledir. Toplumun bütün kesimlerinin, demokratik örgütlerinden, sivil toplum örgütlerine, kadın kuruluşlarından ve siyasi partilere, parlamentoya, yazılı görsel basına, kitle iletişim araçlarına kadar hepsinin kararlı, yetmesak bir şekilde bu meseleyle karşı bir tavır sergilemesi ve bir mücadele ortaya koyması gerekir. Evet, şimdi bu arada stüdyomuzda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da var. Kendisi de dahil olmak istediği, eklemek istediği noktalarda dahil olabilir. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii siz Münevver Karabulut cinayetine de bakan bir isim olarak bir kere o noktadan bu noktaya kadar bugün hala en yakıcı gündem olarak, Türkiye'nin en yakıcı konularından bir tanesi olarak kadın cinayetlerini işlediğimiz için hiçbir ilerleme kat edemedik mi? Aslında hani siz söylediniz, eksikleri söylediniz, daha çok bu konuda duyarlılığın daha kuvvetli bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini söylediniz ama örneğin nasıl bakıyorsunuz Münevver Karabulut'tan Emine Bulut'a kadar olan sürece? Münevver Karabulut'tan itibaren ben belki ana akım medyada, yani birçok tematik kanalda da o yüzlerce yayın yaptım bu konuyla ilgili. Birçok değerlendirme yaptık, mülakat yaptık, hep bu meselelere atıp yaptık. Fakat bilimsel verilere baktığımızda sayıda bir düşüş görmeyince burada ister istemez çok ciddi bir ilerleme olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bunun gerekçeleri var. Bir tanesi bu erkek egemen anlayışı, feodal yapıyı bertaraf etmek lazım. Yani bu bir zihinsel değişim gerektirir. Bugün katıldığım bir yayında Türkiye'nin ihtiyacı olan kimyasal adım değil, zihinsel adımdır dedim. Onu da mesela manşet yapmışlar. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan şey aslında bu kadını etekileştiren erkek egemen ve feodal bakış açısının değişmesi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir zihinsel kastrasyona aslında ihtiyacı var. Meselenin sosyolojik boyutu ve gerekçesi, birinci boyutu bu. Sonrasında eğitim, ekonomi, ekonomik sebepler, psikolojik sebepler tabii ki belirleyici ama ciddi manada hukuki fiili adımlar atılmadığını görüyoruz. Türkiye'nin tarafı olduğu bir İstanbul Sözleşmesi var. Kadın haklarına ilişkin, kadına karşı şiddet meselesine ilişkin evrensel perspektifi ortaya koyuyor. Anayasanın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe girmiş olan uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz. Ama Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan hükümlere ilişkin normatif düzenlemeleri yapmıyor. Yani mesela kadına şiddet meselesinde uzlaştırma ve arabuluculuk kurumunu uygulamayacaksın diyor sözleşme. Buna ilişkin iç hukukta düzenleme yapacaksın ama Türkiye'de hala kadına karşı şiddet meselelerinde Türk Ceza Kanunu 86.2 kapsamında kaldığında dosyalar uzlaştırma bürosuna gönderiliyor ve uzlaştırma işlemleri yapılıyor. Ya da 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda bakanlıkların davalara müdahil olma etkisi var. İstanbul Sözleşmesi'nde kadın kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve baroların da bu konuda müdahil olma yetkisinin söz konusu olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler var. Ama bizim hiç hukukumuzda buna ilişkin bir düzenleme hala yapılmaz. Ve bunlar ciddi normatif eksiklikler. Bunları bir an önce nihayete şüphesiz geldirmek lazım. Yine 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun da biliyorsunuz. Ve bu kanun nedeniyle önleyici ve koruyucu tedbirler var. Evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarının kullanılmasının engellenmesi gibi geniş skalada birçok tedbir var. Evet. Ve şiddet gören kadınların derhal aile mahkemesine başvurup bu tedbirleri harç ve masraflara katlanmaksızın ve bu tedbirlere hükmedilmesini isteme hakkı varken Türkiye'de kadınlar hak arama özgürlüğünü kullanmıyor ne yazık ki. Bu da son derece travmatik. Yani hak arama özgürlüğünü nasıl, hangi koşullarda kullanacağını bilmiyor. Savcılığa şikayet etmesi, polise kolluğa başvurması, aile mahkemesinden tedbir istemesi gerekirken kadınlar bu hukuki yollara başvurmuyor. Şiddeti önleme izleme merkezlerine başvurmuyor. Bu konuda sivil toplum örgütlerine veya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 183'e başvurmuyor. Nasıl başvurulacağını bilmiyor. Buna ilişkin bir bilinç ve şuurları yok. Türkiye'deki yaygın kanaat şu: ben hak arama özgürlüğümü kullanırsam bir ekonomik gücüm yok, müzayak halindeyim, buradan bir sonuç alamam. İki, velev ki ekonomik gücü olsun, sosyoekonomik durumu iyi olsun, ben şiddet gören bir kadın olma iradesiyle kolluğa başvurursam savcılığa, bu benim toplumdaki güçlü kadın imajımı aşağıya çeker ve zedeler. Bakış açısıyla kadınlar Türkiye'de hak arama özgürlüğünü kullanmıyor. Bizim de tarafı olduğumuz, kamuoyuna yansıtan bir kısım dosyalarda kullandığında da şöyle bir yaygın
ve patolojik bana göre bir bakış açısı egemen oluyor. Yani şiddet uygulandı bir kadına ama neden? Bunu meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış egemen kılınmaya çalışıyor. Neden? Hak etmiştir falan. Dolayısıyla bir yandan biz kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde kararlı, azimli, yeknesak bir mücadeleden bahsediyoruz. Diğer tarafta ise yani şiddete uğrayan, nakaran özgünü kullanan bir kadın için ya şiddete maruz kaldı ama hak etmiştir deyip şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da çok ciddi bir kircikli bir tavır ortaya koymamız. Evet. Sonucunu doğuruyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu olayda da gördük. Yani toplumda böyle bir içselleştirme ve kanıksama da var. Bana dokunmayan lan bin yıl yaşasıncılık felsefesi egemen olmuş. Yani ben orada belki bir müdahale süreci olsa olabilse bugün bunları yaşamıyor olacaktık. Ama toplumdaki bu travmatik ruh haline de atıf yapmak isterim. Peki son bir sorum daha var. Çok az zamanımız kaldı ama ona da çok kısa bir cevabınızı rica edeceğim. Bu nafaka konusu çok konuşuluyor. Ömür boyu nafaka olduğu için tabii böyle yorumlar da var. Bilmiyorum bununla ilgili. Yani nafaka ile nafaka yasalarıyla kadın cinayetleri arasında bir bağ görüyor musunuz? Nafaka yasaları çok mu ağır? Yani bunu iştirak nafakası isterim. Ve yoksulluk nafakası olmak üzere iki tür nafakalar. Çocuğun cinsel, fiziksel, ahlaki gelişimi, müşterek çocuğun menfaatleri, geleceği için, eğitim, sağlık, ulaşım, giderleri için ödenen nafaka, iştirak nafakası. O zaten karşı taraf velayet kendisine kalan tarafı çocuğun eğitim, sağlık, ulaşım, bakım giderlerine katlanması için karşı tarafın ödediği bir tutar. Bu tartışma konusu değil, bu da tartışılan yoksulluk nafakası. Yoksulluk nafakası 2002'den önce sadece ailenin reisi erkektir hükmü olduğu için medeni kanunda erkek aleyhine hükmedilebiliyordu. Yani medeni kanun tabiriyle koca aleyhine hükmedilebiliyordu. 2002 kadın erkek eşitliğini getirdiği için medeni kanun ki meazı İsviçre'dir. Artık erkek de kadından, koca da karısından yoksulluk nafakası isteyebiliyor. Yoksulluk nafakası burada tartışma konusu. Daha yoksulluğa düşmüş olması, hayatını idame edememesi, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması lazım. İkincisinde de boşanmaya sebep olan evliliğin temelden sarsan olaylarda daha fazla kusurlu olmaması lazım. Bu iki şart gerçekleştiğinde isteyebiliyor. Kadını evlendiğinde veya sigortalı bir işe girip hayatını idame ettiğinde kesiliyor. Şimdi buradaki tartışmanın merkezi ödeğinde şu var. Ne yazık ki istisnayen de olsa bazı erkekler veya kadınlar bu meseleyi kötüye kullanabiliyor. Kanuna karşı hile yapıyor. Sigortalı olarak bir yerde fiilen çalışıyor, ücret elde ediyor ama sigortasını yaptırmıyor, nafakayı almaya devam ediyor. Ya da fiilen bir evlilik birliğini ihdas ediyor ama resmi nikah kıymıyor. Amaç bu nafakayı almaya devam etmek. Bunlar kötüye kullanıp kimden ve nereden gelir? Aslında şu açıdan belki değerlendirsek. Kanunu korumaz ama ömür boyu nafaka ile ilgili toplumda meydana, toplumda dillendirilen bu reaksiyonlar toplumun bir kesiminde aslında Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayeti meselesine bakışın da bir tezahürüdür. Orada da erkek egemen anlayışı görebiliyoruz. Bu yönüyle ancak etkili olabilir. Orada da o kadını ötekileştiren, ötekileyen anlayışın bir tezahürünü görebiliyoruz. Bu yönüyle belki bir bağlantı kurulabilir. Evet, peki. Peki çok teşekkürler. Rezan Özdemir sorularımızı cevaplandırdığınız için. Evet.